Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de bir listede aynı ve ayrı olan satırları birebir karşılaştırdığımızda kaç tane aynı, kaç tane ayrı var. Bunların sayılarını bulmak için güzel ve farklı bir yöntem uygulayalım. Elimizdeki tabloda B sütununu buradan alalım. Örneğin F'ye yapıştıralım. Sonra arayı boş bırakıp tekrar bunu H'a yapıştıralım. Ve buradan da birkaç firmanın yerlerini değiştirelim. Örneğin şuraya Rota YMM yazalım bakın sırası farklı olsun. Buraya da Karsan Plastik yazalım. Buraya da örneğin tekrar Rota YMM yazalım. Şimdi bu listeyi satır satır iki tabloyu karşılaştırdığımız zaman kaç tane aynı olan satır var? Kaç tane ayrı olan satır var? Örneğin şurası bakın ayrı. Şurası ayrı. Ama şunlar aynı. Şimdi bunların aynı ve ayrı olan değerlerini bulacağız. İki farklı şekilde bulalım arkadaşlar. Önce uzun yoldan bulalım. Eğer say kullanarak ama önce eşittir diyelim. Bunları birebir aynı olduğunu bulmak için ne yapıyoruz? Eşittir. F2 eşit tekrar H2 dediğinizde bunlar bakın. Eğer birebir aynıysa doğru diye gelir. Farklıysa da yanlış diye gelir bakın. Bunların büyük küçük harf şeklinde birebir aynı olduğunu Karşılaştırmak istersek de özdeş işlevini kullanmanız gerekir. Burada dikkat ederseniz sadece büyük harfe küçük harfe bakmadan bu ifadeler aynı mı ona bakıyoruz. Peki burada şimdi kaç tane doğru var kaç tane yanlış var. Bunu bulmanın bir yolu eşittir. Eğer say demek ve örneğin gestununda noktalı virgül direkt buraya doğru yazın. Parantez kapatın enter'a bastığınız zaman bakın. 13 tane doğru olduğunu bulursunuz. Doğruyu dikkat edersiniz metinsel ifade ama burada bir işlev olarak kullandığımız için herhangi bir tırnak içinde yazmadık. Peki kaç tane farklı var? Eşitleri eğer say aynı aralıkta. Bu sefer neyi sayacağız? Yanlış değerleri sayacağız. Parantezi kapattım. Enter'a bastığımda da 3 tane satır satır karşılaştırmada birbirinden farklı olan değer var. Peki burada eğer say kullanmadan direkt biz bunu bulsaydık. Bakın şuraya geliyorum tekrar. Eşittir. Topla nokta çarpım. Bildiğiniz gibi İngilizcesi sum product. İki tane eksi. Eksi bir çarpı eksi bir demek bu. Parantezi açıyoruz ve şuradaki değerler ile eşittir. Şuradaki değerleri karşılaştırıyoruz. Parantezi kapatalım. Tekrar kapattım. Enter'a bastığınızda bakın sonuç karşınıza 13 olarak gelir. Burada topla çarpım işlevi eksi ile beraber bunların birebir karşılaştırılıp doğru yanlış şeklinde 0-1 şeklinde gelmesini sağlar. Bakın şurayı seçelim. F9'a bastığınız zaman bunlar gelir. Tekrar burayı seçip şöyle baktığınızda bakın tekrar bunlar da aynı firmalar buraya gelir. Topla çarpım bunları karşılaştırır. Birebir aynı mı? Şuradan escape'e çıkayım. Yani bu değerle bu değer aynı ise oraya bir ifadesi doğru olarak getirir. O da bir olarak çevrilir ve bir ile çarpılıp toplandığı için de toplam 13 rakamı gelir. Peki yanlışları bulalım. Kaç tane yanlış var? Eşittir topla nokta çarpım. Tekrar eksi eksi. Bu iki eksinin anlamı eksi bir çarpı eksi bir demek. Bir ile çarp anlamına gelen aslında bir şey. Bu aralıktaki değerler küçüktür, büyüktür. Bu aralıktaki değerlerden. Yani farklı demek bu. F2, F17 aralığındaki değerler ile H2, H17 aralığındaki değerler arasında farklı olanların sayısını bize getir. Buraya getirdiği zaman bakın bu da 3 olarak karşımıza gelir. Topla çarpım bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Burayla burayı getiriyor. Bakın bu x aynı. Buraya 0 yazıyor. Bu x aynı 0, bu x aynı 0, bu x aynı 0, aynı bunlar 0. Burası farklı 1 yazıyor. 0 0 0 0 tekrar 0. Burası farklı 1, 0, tekrar burası farklı 1 ve 0. Daha sonra buradaki değerleri topladığı zaman karşımıza 3 olarak getiriyor. Peki burada 13'ü nasıl getirdi? Şöyle yaparsak buradaki fark neydi? Bunların eşit olanlar. Buraya geliyor. Bu x birbirine eşit mi? 1 yazıyor. Bu eşit, bu eşit, bu eşit. Tekrar şöyle. Bu farklı 0 yazıyor. Bu eşit Bunlar eşit. Burası farklı, eşit, farklı ve eşit. Bunları topladığımız zaman da eşit olanların karşısına 1 yazdığı için 13 olarak da karşımıza getiriyor. İki listeyi satır satır karşılaştırdığınızda iki liste birebir aynı mı? Bunlar kaç tane aynı değer var? Kaç tane ayrı değer var? Şeklinde bulmak için bakın, sayılarını bulmak için topla çarpım işlevini ya da eğer say işlevlerini kullanabilirsiniz. İnce detaylarla ayrılıyor arkadaşlar bunlar. Bize eğer elimizdeki listelerde kaç satır birebir aynı, kaç satır birbirinden farklı şeklinde bulmak gerekirse bu işlevleri kullanabilirsiniz ama bu listede farklı olanları yani yanlış değeri gelenleri bulmak istersek tabii ki eğer kullanılabilir eğer bu buna eşitse şunu yap bir yaz iki yaz gibi ama gerek yok buraya bir filtre koyup buradan direkt filtreyi koyduktan sonra buradan örneğin yanlışları işaretlediğinizde ne yaparsınız listede farklı olan satırları bakın bulursunuz. Aradaki farkı anlayın lütfen. Bir tanesi sadece sayıların sayısını getirir. Aynı ve ayrı olanların sayısını bir yere getirir. Bu şekilde doğru yanlış yaparak, filtreleyerek, koşullu biçimlendirmeleri kullanarak da buradaki değerlerin, bakın farklı olan satırlarını bulabiliriz. Burada aslında şu şekliyle seçsek şöyle ve girişten koşullu biçimlendirmeden yeni kural desek mesela örneğin formu kullanacak kısma gelip eşittir. Dolar G2 eşit yanlış aç ve kapa parantez şeklinde yapsak. Bir deneyelim. Dolgu rengini seçip tamam desek. Bakın yanlış olan satırları da direkt bu şekliyle işaretletebiliriz. Bunu koşullu biçimlendirmeyi kullanarak yaptım. Koşullu biçimlendirmeden kuralları yönetten şu şekildeki formülü kullanarak da bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Listeleri bu şekilde arkadaşlar satır satır karşılaştırabiliriz. Aynılar var mı? Ayrılar var mı? Farklı yöntemlerle yapılabilir. Yorum kısmına farklı yöntemleri yazarsanız da hep beraber öğrenmiş oluruz. Kanala abone olur, videoyu beğenir, paylaşır, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.